STM Savaş Sistemleri Başkanı Enver Küçükerman, 12. Deniz Sistemleri Semineri'nde yaptığı açıklamada, Türk donanmasına ait Gabya sınıfı fırkateynlerin yanı sıra Ada sınıfı korvetler ve modernizasyon kapsamındaki Barbaros sınıfı fırkateynlerin yerli üretim atmaca gemi savar füzeleriyle donatılacağını duyurdu. Söz konusu modernizasyon çalışmalarının 2027'nin ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor. Bu durum, özellikle Gabya sınıfı 4 fırkateynin en az bir 10 yıl daha hizmette kalacağına işaret ediyor. Çünkü kısa vadede emekliye ayrılacak bir gemiye bu tür bir modernizasyon yatırımı yapılması pek olası değil. Ayrıca, atmaca füzesiyle donatılacak Gabya sınıfı gemilerin, RIM-162 ESSM füzeleri için 8 hücreli MK-41 VLS sistemine sahip olanlar olduğu tahmin ediliyor. Gemilerin yaşına rağmen, RIM-162 ESSM hava savunma füzesi ve atmacanın sağladığı yetenekler sayesinde operasyonel ömürlerinin bir süre daha uzatılması mümkün görünüyor. Gabya sınıfı fırkateynlerde halen kullanılan eski nesil harpun füzeleriyle karşılaştırıldığında, atmaca daha uzun menzile ve GNSS'in olmadığı ortamlarda bile etkili olabilen gelişmiş bir güdüm sistemine sahip. Türkiye'nin Gabya sınıfı fırkateynleri uzun süre hizmetle tutma stratejisine benzer bir yaklaşım, Tayvan'da da görülüyor. Tayvan donanmasının Cheng Kung sınıfı fırkateynleri, Heseng Feng 2-3 gemi savar füzeleri ve 76 mm'lik topun yanı sıra 2 adet 40 mm L-70 deniz topuyla donatılarak, ülkenin denizüstü savaş yeteneklerinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Atmaca, Türkiye'de üretilen savaş gemilerinin yanı sıra mevcut platformlarda da kullanılmak üzere RGM-84 Harpon'un yerini alacak şekilde geliştirildi. Füzenin ilk deniz testi, Ada sınıfı bir korvetten gerçekleştirildi. Temel versiyonu INS, GNSS ve RIF arayıcı başlık ile donatılan atmaca, opsiyonel olarak IAR arayıcı başlıkta kullanabiliyor. 250 km menzile ulaşabilen füze, 220 kilogramlık delici yüksek patlayıcılı savaş başlığı taşıyor. İlk üretimlerde Fransız TR-40 turbojet motoru kullanılan atmacada, son dönemde Kalenin yerli üretim KTJ-3200 motoru kullanılmaya başlandı. Aynı motor, Brezilya ve BAE'nin ortak geliştirdiği mansup Ergemi savar füzesinde de tercih edildi.